inni ataytu ümmete Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem nurayni ke la yadurrum zulmetan. Allah Teala buyurdu ki Musa aleyhisselam'a, Allah Allah, ben Muhammed Mustafa'mın ümmetlerine sallallahu teala aleyhi ve sellem iki nur verdim ki onlara iki karanlık zarar veremesin diye. İki nur ne değil, iki karanlık nedir? Bak Musa aleyhisselam'a bildirdikleri arasında bize haber geliyor. Çünkü bütün geçmiş peygamberlere bu ümmetin beyanı geçtiğini Kur'an-ı Kerim anlatıyor zaten. Sahabe-i kiramın bahsi geçtiğini Fetih Suresi'nin son ayeti beyan ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten tüm sıfatlarıyla Tevrat, İncil'de zikrini beyan ediyor. Zaten Tevrat'ta da şöyle bir şey var. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Şimdi bu bir Kur'an hakkında var. Tevrat şimdi neshedildiği için hükümsüzdür. O Mehmet Ali Bulut'un dediği gibi öyle iptal etmedi onları. Ne iptal etmedi ya? Senin kafanı mı iptal etti? Etti tabii zaten. Yani kafanı iptal etmese sen bu lafı konuşamazdın. İmanını iptal etmese. Yani bu laf konuşulur mu? Onlar mensuh zaten. Ama kendi dönemindeki Tevrat'ta da ne var? O levhalarda diyor, Tevrat levhalarla indirildi. Musa Aleyhisselam levhaları aldı işte de o bunların buzağa taptığını görünce şeyinden elkal elvahe levhaları bıraktı diyor. Orada bazıları da kırıldı işte. Nesk öyle oluyor. Mevla nesk etmesini unutturuyor veya kurduruyor veya işte. O da ayrı bir çeşit. O levhalerde diyor çok vaazlar, nasihatler, ibretli, hikmetli ilimler yazdık. Bir de ve tafsine li külli şey. Her şey için bir tafsir bak her şey. Bir de bunu Kur'an için söylüyor mesela. İncil için, Zebur için bu yok. Diğer kitaplar için bu yok. Bir Tevrat hakkında söylüyor bunu. Bir de Kur'an hakkında zaten meşhur ayet-i kerimeler biliyorsunuz. Ve tafsile külli şeyin ve hüden ve rahmetel li kavmi yu'minun de geçiyor. Her şeyin tafsilatı. İşte her şeyin tafsilatı olduğu için. Şimdi sen bu nereden yani çıktı şimdi Musa Aleyhisselam'a bizim ümmet hakkındaki bu bilgiyi vermiş. Kardeşim her şey diyor. Her şey ne demek? Mevcut olan, var olan, olacak her şey. Ve tafsile külli şey diyor. Yani onun için hükümlerle ilgili konularda itibar yoktur. Ama mevaizle ilgili, vaaz-ı nasihatlerle ilgili konular değiştirmeye lüzum görmedi. Hahamlar olsun, papazlar olsun. Mesela İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi Hazretleri de bütün meşayih, yani İbnül Cevzi bile ki bu işlerde en sıkıdır yani, sahih rivayetlere bile mevzu diyecek kadar sıkı bir adam. O bile alıyor mesela kitaplarında. Zebur'dan bir sure alıyor mesela. Risale-i Kusura rivayettir Zebur'dan. Fatihid niyenel matlubu fatlubni tecidni ve intatlub siva ilem tecidni yenel rahmanu fatlubni tecidni. Sivadan kıl firar hakka gidelim. Cemali ba kemale seyri gidelim. Yani çünkü Zebur'dan rivayet öyle. Şimdi Zebur bu anda geçelim değil. Ama Zebur'da zaten hüküm yoktu. Zebur sadece mevize bazı nasihat kitabıydı. Bunda mesela neske tealluk da etmez. Ona da tahrifine tabi olmayan konular. Diyor ki ya ey kulum bana inan, iman et diyor. Aranacak esas benim diyor. Sen beni ara, beni bulacaksın. Benden gayrini ararsan beni bulamazsın. Sana anandan babandan çok acıyan, gözünün yaşını silecek ancak Rahman benim diyor. Sen beni ara, beni bulursun. Allah'tan gayrı her şeyden, gönül bakımından, kalp bakımından irtibatı keselim, firar edelim, kaçıp gidelim, Rabbimizin cemalini seyredelim. Mesela bu gibi meseleler. Ya burada da şimdi bizim ümmete verilecek iki nur. Burada onlara taalluk eden, yani onların derdini mesela kol kesilmekle ilgili, yok efendim rejimle ilgili. Kol kesilmeyi tam ben bilmiyorum şu anda, onu misal verdim ama rejim kesin. Rejim onlarda da vardı zinaden taşla. Ha kolda var. Çünkü tamam sahih hadisi hatırladım şimdi Bukhari'de ne diyor? İsrailoğullarında şerefli biri yani soylu aileden bir hırsızlık yaparsa onu bırakırlardı, bir bahanesini bulurlardı. Ama fakirlerden biri yaparsa onun elini keserlerdi diyor mesela. Öyle bir hadis-i şerif hatırladım. Sahihte o geçiyor. O da var diyelim. Böyle işlere taalluk ediyor. Onun için değiştiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıfatlarını Efendimiz gönderilene kadar değiştirmediler. Çünkü neden? Onu İsrailoğullarından gelecek diye bekliyorlardı. Ne zaman Araplardan geldi, bu sefer sıfatları da tuttuğunu görünce işte onları değiştirdiler. İncil'de de Ahmet ismiyle geçtiği bütün sıfatları mesela Kur'an-ı Kerim mektubu elledi. Yedidûne ve mektûben andûn fit tevrat vel incil. Tevrat'ta İncil'de yazılı buluyorlar diyor. Kur'an söylediğine göre bu kesin. Ama onlar işte İznik şeyinde toplantısında konsul mu diyorlar ne diyorlar. İznik'teki toplantıda işte birkaç rahip itiraz edince onları hemen orada kestiler. Şeyini kafalarını. Hiç dışarı çıkartmadılar. 40-50 şey papaz toplaşmıştılar.
İznik'ti o zaman baş şeyleri. Kilisenin bağlandığı yer. Orada işte hatta kemikler çıktı kazıda. İznik kilisesinin içinde kazıda. O kemikler işte o dinlerini satmayan, bu tahrifata, değişikliğe mani olmaya çalışan iki kişi diye hatırlıyorum. Tufan amca vardı eski İhvan'dan yaşlı efendi hazretleriyle onun evine gitmiştik. İznik'te misafir olmuştu. O zaten kazılarda ben de bulundum diye anlatmıştı 20-30 sene evvel. O da 80-90 yaşındaydı o zaman. Dolayısıyla tahrifat nerede oldu? İşte işlerine gelmeyen. Şimdi burada ahiret, kabir adam. Kabir de ahiret, her şey veresi. Yani zaten imanları kıt, yok. Kendi kitaplarına imanları yok. Kendi kitaplarına. Kendi kitabına iman olsa tarif eder mi? Değiştirir mi yani? Adam bırak sen Kur'an'a inanacak adam. Yahudiyim diyor, Tevrat'a inanmıyor ki. İşine geldiği gibi döneri yağlı kesiyor. Onun için bunlarda tarif tabi olmayan mevzeler. Kâb-ül Ahbar gibi, Vehbi ibn-i Münebbih gibi, Rıdvanullah Ali Mecmain, Abdullah ibn-i Selam gibi Yahudi ahbarından vesaire Hristiyan ruhbandan Müslüman olan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da olan oldu. Sonra tabiinden oldu Kâb-ül Ahbar. Tabiinden Hazreti Ömer Efendimizle çok beraber bulundu mesela. Hazreti Ömer bile ondan vaaz dinliyordu. Derdi ki bize biraz cehennemi anlat, bize biraz ahireti anlat. Geçmiş kitaplarda ama onun güvenilir bir ravi olduğu için, tabiinden olduğu için onların rivayetleri alınıyor. Çünkü onlar değiştirilen, değiştirilmeyeni bilecek ilme sahipler. Ondan sonra evvelen mekvim. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işte ayet isteyenlere, mucize isteyenlere bile Mevla cevaben ne buyurur? En ya'leme ulema beni İsrail. İsrailoğullarının alimlerinde Müslüman olanlar var. O Müslüman olan alimlerin bunu bilmesi, tasdik etmesi, bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği vahiylerin mazmununu, muhtevasını tasdik etmesi yetmedi mi onlara diyor yani. Anladın mı? Dolayısıyla orada ehli kitap uleması, o Mustafa İslamoğlu'nun dediği gibi değil haşa. Yani Kâb-ül Ahbar'a Yahudi diyor. Ya nasıl Yahudi dersin Müslüman olmuş bir adama ya? Tabiinden, Hazreti Ömer vaaz dinlemiş ondan ya. Bütün kaynaklarda mütevatir rivayetleri var. Sen nasıl diyorsun ki? Niye? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nur demiş. Gaccâküm minallâhin nurun. Allah'tan sana nur geldi. İşte Resulullah Efendimiz nurdur diye tefsir yaptı diye. Resulullah kızgınlığından esas. Kâb-ül Ahbar'a Efendimiz'e bir şey diyemiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nursuz diyecek hali yok. Yani diyor da zımnen katıyor araya. İçinde lafları geçiştiriyor. Faziletten inkar ederek. Öbür türlü direkt nursuz diyemiyor. Ama ona nur diyene ne diyor? Yahudi diyor bilmem ne diyor koca. Tabiinin en büyüklerinden ya. Rıdvanullahi aleyhi mecmuan. Yani işte o kafa tabii ki bu rivayetleri tümden reddediyorlar. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haddisi an beni İsrail. İsrailoğullarının haberlerinden ümmetime nakledin bilenler bunda bir vebal yoktur buyuruyor. Sahih hadis bu. Onun için tefsirlerde çok Hazin tefsiri, Ruhul Beyan'ı, Begavi, en büyük Allame Begavi falan, Sealebi bunlar vahidiyle bunlar da hep Ruhul Beyan falan daha müteahhir tabii dönemlerde. Bütün bunlarda Beni İsrail'le ilgili çok kısalar geçer çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem umumi müsaade vermiş, açık çek vermiştir yani. Yeter ki kaynağı muteber bir kaynaktan, raviden gelmiş olsun. Şimdi ne buyurdu Rabbimiz? Ben Muhammed'in ümmetine sallallahu aleyhi ve sellem iki nur verdim. Onlara iki karanlık zarar veremeyecek. Veremesin diye verdim. Ondan sonra Musa Aleyhisselam dedi men nuran ya Rab. Bu iki nur nedir ya Rab? Mevla Teala buyurdu. Nuru Ramazan ve nurul Kur'an. Biri Ramazan'ın nuru. İşte o Ramazan'da ibadet tutulan orucun, kılınan teravihler. Onların nuru tabi. Ramazan'ın nuru. Var da Ramazan gelip de sana niye nur versin mezarda, mahşerde seni niye nurlandırsın, yolunu göstersin? Çünkü neden? Sen Ramazan'a ikram ettin. İkram demek değer vermek. Ramazan'a ikram gidip çay ikram edemezsin ki. Sen ona ibadet yaparsan, günahlardan sakınırsan, haramlardan sakınırsan değer vermiş olursun. O da seni kabrini nurlandırır, kalbini nurlandırır. Ahirette şefaatçi olacağını geçen derslerdeki hadis-i şerifte okudum. Bir de Kur'an'ın nuru. Tabi Kur'an'la Ramazan'ın çok irtibatı var. Çok irtibatı var. Mukabele ayı, bütün hatimler, yani Ramazan-ı Şerif'te indirilen hatimler, diğer 11 ayda bütün ümmetin indirdiği hatimlerden daha fazladır. Sadece Ramazan'da indirilen. Onun için Kur'an ayı. Şehr-i Ramazan ellezî unzile fil Kur'an. Kur'an onda indirilmiş. Ay şimdi önümüzdeki 27. gecede en ümitli gece.
yine Kadir Gecesi olma rivayeti hakkında Kur'an indirildiği gece. Onun için bu münasebetlerle bu son günleri, geceleri çok iyi değerlendirelim. Bu gece de tek gece biliyorsunuz. Ramazan'ın son 10 gecelerin teklerinde arayın buyurulan gecelerden biri 25. gece olmak hasebiyle agah olalım, uyanık bulunalım, gafletten uzak duralım. Fekale Musa, Musa Aleyhisselam dedi ki, men nurani ya Rabbi. Ey benim Rabbim, bu iki nurdan maksat nedir? Dedi, Ramazan'ın nuruyla Kur'an nurudur. Fekale Musa, maz zulmeten ya Rabbi. Ya Rabbi, iki karanlık nedir? Kale Teala Mevla buyuruyor. Zulmetül kabri ve zulmetü yevmil kıyameti. Kabrin karanlığı ve kıyamet gününün karanlığı. Aman, 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 aman. Bu nedir ya? Allah Allah. Kabrin karanlığı ve kıyamet gününün, kabirde öyle bir zulmat, zulmet değil, zulümat. Karanlıklar üzerine karanlıklar var. Karanlıklar kat kat. Aman ya Rabbi. Kabir karanlığının def'i refi için ve kabir azabının, tabii karanlık da bir azap. Senin benim orada gözüm görmüyor ki karanlığın bana ne zararı olacak, ne manası var? Zaten adam narkozu yemişsin, efendim baygın halde. Ameliyattasın, operasyondasın, bilmem ne. Sen orada karanlık var, bir şey görmüyorsun ki. Karanlık olsan olur, aydınlık olsan olur. Sen öyle zannet. O konu başka. Kabrin karanlığı kime karanlık geliyor? Kime? Ruha. Azap ruhadır. Bedeninde ondan nasibi var. Azap ruhadır. Ne gibi şey anlaman lazım? Ne gibi? Sen rüyada seni uçurumdan atıyorlar. Bedenin yatakta yatıyor. Bir yere düşmüyor. Ama ne oluyor? Kanter içinde kalkıyorsun. Düşüyorum diye bağırarak kalkıyorsun. Hanımın böyle hemen kollarından falan tutuyor veya sen hanımın dur ya ne oluyor falan yatıyorsun burada uyuyoruz gece yarısı ne bağırıyorsun? Aa beni uçurumdan atmışlardı şimdi ya. Nasıl bir eziyeti var? Öyle bir eziyeti var ki. Peki niye o zaman beden kanter içinde kaldı? Sucuk gibi terledi veyahut da kıpkırmızı kalktın gözlerin fal taşı gibi açıldı. Esas insan ruhtur. Karanlık da ruhadır, nur da ruhadır, lezzet de ruhadır. Her şeyi alan olur. Ruh çıktıktan sonra sen efendim Arap öldükten sonra demiş pilavı göğsüne dök. Veya adam öldü diye en de sevdiği tatlıyı gel ağzına dök. Ruh yok, tat alabilir mi? Alamaz. Sen daha ne anladın da konuşuyorsun. Kabrin karanlığı çünkü ruhu öyle bir siccine, öyle bir karanlığa koyacaklar ki öyle hadisler var da tabii bu dersleri yapacağım da Ramazan dersleri biraz müsait değil. Yani şimdi 40 dakika, 45 dakika, 55 dakika arası bir şey. Bunda da tabii oruç ağzına tam iftara yakın saatlerde, şu saatlerde biraz aklınız da biraz gidik oluyor. Keyfiniz de kaçık oluyor. Renginiz de kaçık oluyor. Ondan son 5 dakika kala çatal kaşık seslerinden şu var mı bu eksik bilmem ne benim sohbet gümbür diye gidiyor. Ondan sonra ne yapayım? Siz aslında bu sohbetleri bir de iftardan sonra verseler de dinleseniz çok daha etkili olur tabii de. Ne yapalım? Şeylere karışamıyorum yani program akışlarından haberim yok. Kabir karanlığı bir de kıyamet günü karanlığı. Bu mahşerdeki zaten bütün Kur'an-ı Kerim söylüyor. يَرْجِعُونَا نَكْتَبِشْ مِنْ اُنْظُرُونَا نَكْتَبِشْ مِنْ نُورِكُمْ اُنْظُرُونَا bize bakın diyorlar. Müminler nurlu gidiyor, öbürlerinin nuru sönüyor. Münafıkların, kafirlerin. Zaten hiç nuru yok. Münafıklara biraz veriliyor baştan. Sonra karanlığa kalıyorlar. O daha kötü oluyor. Baştan ışığa alıştıkları için. Baştan karanlıkta kalan belki böyle el yordam şu bilmem ne gitmez rahat. Ama baştan ışığı bol. Ooo elini kolunu sallayarak tabii biz kandırdık, yutturduk herhalde diyor. Müslümanlara da Allah'a da cennete doğru bizi de gönderiyor. Sonra camide cemaatte göründük ya falan. Sen öyle zannet. Allah Teala da sana senin yaptığın hilekarlığın cezasını veriyor. Ne yapıyor sana? Bir nur veriyor. Sen de aldanıyorsun. Yarı yolda bir sönüyor. Ne yarı yolda da işte yolun başında? Zorûne anekte bismin nurikum. Bize bakın biraz dönün de nurunuzdan istifade edelim. Öyle bir şey yok. Kıylercu verâkum. Feltemisu nura. Dönün geriye dünyaya nuru oradan arayın. Niye? Biz nuru dünyadan aldık. Burada nur yok satılmıyor ki. Nereden aldığını işte bak. Ramazan'ın nuru, Kur'an'ın nuru. Ramazan'da salih amelleştirdin, takva üzere haramlardan sakındın, hayır yaptın, fitre, sadaka, zekat verdin neyse durumuna göre nur aldın.
Bir de Kur'an'ın nuru. Bir de mukabele okuduysan, dinlediysen, hatimle teravih kıldın veya neyse teravihler kıldın. Hepsi Kur'an'la hoş. Bütün namazlar Kur'an'la okunarak, kıraatle kılınıyor. O nurları da aldıysan, işte bak. Ne diyecekler adama? Git dünyaya geri nuru oradan arayın. فَضُرِبُ بَيْنُمْ بِسُورِ الْلَوْبَابِ O arada diyor, bir sur çekildi aralarına diyor Mevla. Onun bir de kapısı var. بَاطِنُوا فِي الرَّحْمَةِ وَظَّاهِرُوا مِنْ قِبَلِ الْعَزَابِ İç tarafında kalanlar, surun bu tarafında rahmet içinde kaldılar. Cennetlik oldukları için cennet tarafına seçildiler. Ama dış tarafında kalanlar, azap onlara doğru yöneliyor. Artık cehenneme girip, çünkü bu mahşerde oluyor. Ama onlar artık cehennem tarafına doğru sevkiyat yapılıyor. Yunadunum elemlekum akmunda münafık tabii. Oradan sesleniyorlar surun arkasından. Biz de sizinle beraber değil miydik? Hac'da beraberdik, ömrede beraberdik, teravide beraberdik. Hatimle bile kıldık. Öyle ne münafıklar var? Ajan, casus, zındık. Her biri bir acayip. İtikadı bozuk, bidat ehli. Ondan sonra ya biz de beraberdik falan. Sen öyle zannet. Kalu bela lakinnekum fetentum enfusekum ve terabbastum ve ertebtum. Beraberdik dış görünüşte ama siz nefislerinizi sıkıntıya düşürdünüz. Başınıza bela açtınız. Niye münafıklık yaptınız? Zındıklık yaptınız? Bid'at ehli Kur'an-ı Kerim'e yanlış manalar verdiniz. Hadis-i şerifleri inkar ettiniz. Mezhepleri inkar ettiniz. Ondan sonra bizim hakkımızdan bu ehl-i sünnetin başına bir şeyler gelse de bunlar ölse kalsa bilmem ne. Hep belalar beklediniz. İçinizden hep şüphe ettiniz. وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِ Kuruntularınız sizi aldattı. Ondan sonra وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Aldatan zaten baş aldatıcı şeytan sizi. Allah ile aldattı. Sizi de affeder. Şunu yapar, bunu yapar. İtikatta müsamaha yok. Amelde müsamaha var. فَالْيَوْمَ لَا يُخَدُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Bugün sizden fidye falan alınmayacak. Yani şunu ver de canını kurt. Neyin var ki neyi vereceksin? Dünyada bile neyin vardı canını kurtarma? Ahirette hele hiçbir şey yok. Çıkmışsın anandan doğmuş gibi donsuz çırılçıplak. Ne vereceksin? Dünya senin olsa versen kabul edilmez diyor Kur'an. وَلَا مِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirlerden de bir şey kabul edilmeyecek. مَاَوَاكُمُ النَّارِ Sığınağınız o ateştir. Yani ananın koynuna çocuk sığındığı gibi, sokulduğu gibi sen de ateşe sığınacaksın. Niye ateşe sığınayım ya? Ama mahşerde seni öyle darlatacak Mevla ki 50 bin sene o bunalımdan erihnâ ve binnâr. Ya Rabbi ateşe de atsan bizi bari yerimiz belli olsun bizi bir rahata çıkart diyecek. Hiye mevlâküme bîsel masîr. Sizin dostunuz, yarınız, yaranınız Mevlanız olacağı halde, melekler olacağı halde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennet ehli olacağı halde. Şimdi gittiniz başınızı bu cehenneme soktunuz. Şimdi dostunuz cehennem, ateş. Ve bi'sel masîr. O ne kötü varılacak yer oldu. Sen ne yapıyorsun ya? Elem için peşine onu da isteme diyor. Lem ye'nil lezine amenu en tehşâ kulûbuhum li zikrillâh ve mâ nezele minel hak. Siz Müslümanım diyorsunuz. Ey mümin kullar. Allah'a inandık, ahirete inandık. Ölüm var, ahiret var, mahşer var. Biliyorsunuz bunu ya. Hiç ya kafirle imansızla nasıl bir daha aynı hareketleri yapıyorsunuz? Size yaklaşmadı mı hala? Kalbinizin Allah'ın zikrine karşı derin saygı içerisinde yumuşaması ve Allah'ın indirdiği hak olan ayetleri dinlerken, vahiyleri dinlerken, efendim onlara karşı yumuşamanız, tevbe etmeniz, dönüş yapmanız. Aha yani son 10 geceler de bitti, yarısı gitti. Bayram gecesi geliyor, bayram sabahı geliyor. Bu günlerde, bu saatlerde af olmayan ne zaman af olacak ya? Tevbe etmeyen ne zaman tevbe edecek? Cehennemden azat olma. Her iftarda 1 milyon cehennemi hak etmiş adam beraat azat oluyor. Bak bir cumamız kaldı Ramazan'da. Cuma günü 24 saat, her bir saat başı 1 milyon azat. 29. gece toptan bir gerisi kadar azat var. Son gün toptan bir o kadar daha. Yani ondan hesabını yapacağız biraz. O günlerde bir iki gün kaldı. Nasıl sen azat olmadan duruyorsun? Hala cehennemlik adayısın ya. Sen veya ben işte neyse. Hepimiz aynı fitnenin belanın için, imtihanın içindeyiz. Yaklaşmadı mı sizin vaktiniz diyor ya. Ne zaman tövbe edeceksiniz? Ben size daha ne göndereceğim? Ha saçın sakalın. İspirin dağları gibi oldu der defansları bembeyaz. Ha baksana benim sakalımda. 10 sene evvel şey yok. Beyaz yok. Ha şu vaziyetime bak. Daha ne elçi mi gönderecek bana? Mektup mu gelecek postaneden? Sirkeci postanesinden ölümün yaklaştı diye. Kardeşim
Hele ki ben. Yani 60 zaten ben bir senem kaldı Hicri'de. Zer'un dene hasadu. Hasadı yaklaşmış ekinler diyor. Melekler öyle söylüyor. 60 hakkında ne dersiniz? Hasadı yaklaşmış ekinler. Ben işte hasadı yaklaşmış, biçilmek üzere bekliyorum. İşte ne zaman Hazreti Aleyhisselam kafama konacak. Bu durumdayız ya. Ya nedir bizim derdimiz? Tevbe edelim Allah'a yalvaralım ya. Ha tabii ki gençler ölmez diye bir şey yok. Hep çoğu gençler de ölüyor. Siz niye böyle yapıyorsunuz? Niye tevbe etmiyorsunuz Mevla buyuruyor. Ya bak bu ayeti duydu. Fudayl ibn-i Yaz mıydı radıyallahu anh? Büyük evliyanın en büyüğü. Müçtehitler ziyaretine gidip şey soruyor. Müçtehitler. Yani Ahmed ibn-i Hanbel'le İmam Şafii Efendi kapısına giden büyükler. Eşkıyaydı. Kafile soyuyordu ya. Bidaati halinde misal. Ama bu ayeti duydu bak şimdi bak. Bir kere işte birisini okuyordu bu ayeti. O da oradan evin yanından mı geçiyordu bir şey. Bir kere duydu bak. Ayeti duyar duymaz ya hidayet böyle bir şey. Ben ne yapıyorum ya dedi. Bir tövbe etti. Evliyanın en büyüğü olduğu bütün müçtehitler ziyaretine geliyordu ya. O zaman ondan büyük zat yoktu. Biz de olabiliriz. Ümidi kesmeyelim. Ettaib-i Habibullah. Tevbe eden Allah'ın sevgilisi olur. Ettaib min ezem kemel la zembele. Hiç günah yok. Yoka döner buydu. Onun için kardeşler bu nurlardan istifade edelim ki karanlıklardan kurtulalım. İşte tam şu anda gecelerindeyiz, günlerindeyiz.